İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenilerinin yerli parlamentosu Derenik Malhasyan, Bakü, Doğu Ermenistan'ın metal madenlerini hedef aldı. Hüseynik, Armenosit öncesi Ermeni köyünün tarihi. Washington Post, Birleşmiş Milletler, COP29'u Bakü'de düzenleme kararını eleştirdi soykırımdan sağ kurtulan ve bugün Lübnan'ın misafirperverliğine layık olan Lübnanlı Ermeniler soykırıma uğrayan vatandaşlarına nasıl el uzatacaklarını biliyorlar. Bakü Stepanagert'in tarihi merkezini yok ederek şehrin Ermeni geçmişini siliyor. Armine Hayrapetyan, Azoh mağarasının bulguları Bakü'ye nakledildi, akibeti bilinmiyor. Saygıdeğer Sayın Başkan, Batı Ermenistan Ermenilerinin parlamentosunu temsil etmek için buradayım. Yerli halklar ve milletler insanlığın direği, kadim medeniyetlerin taşıyıcıları ve doğaya, ana vatana, atalara, mirasa, geleneklere ve kültürel ifadelere ayrıca genetik kaynaklara ve hayata derin saygıya dayanan köklü maneviyattır. Bu saygı bu pratik ve duygusal bilgelik içsel güç kaynaklarımızı besler, düzenliliğimizi korumamızı ve dayanıklılığımızı güçlendirmemizi sağlar. Açgözlülük, sahtecilik, yıkım, soykırım, insanlığa karşı suçlar, dünyanın ve insan kaynaklarının kötüye kullanılması, yerli halkların kültürünün bir parçası değildir. Yerli halklar ve uluslar herkesin yararına barış ve refah için mücadele ediyor. Bu ontolojik idealin korunması ve gerçekleştirilmesi için nasıl yerli halkların Birleşmiş Milletler'e ihtiyacı varsa, Birleşmiş Milletler'in de yerli halklara ihtiyacı var. Batı Ermenistan Ermenileri, Türk tarafından gerçekleştirilen soykırım, Arminosuit sonucunda Yok edilen yerli bir ulus olarak 1920'den beri Batı Ermenistan adına tanınmış bir devlete sahiptir ve bu devlet Amerika Birleşik Devletleri, Müttefik ve İlişkili Devletler Yüksek Konseyi ile Brezilya, Arjantin ve aynı zamanda Milletler Cemiyeti'nin kurucu üyeleri olan diğer ülkeler tarafından tanınmaktadır. Maalesef ülkemizin resmi tahkim kararıyla belirlenen uluslararası sınırları halen işgal altındadır. Bununla birlikte yüzyıldan fazla süren Türklerin gerçekleştirdiği soykırım, Armenosid'in çeşitli aşamalarında kendi topraklarından uzaklaştırılan Artsak'taki yerli Ermenilerin geçen yıl Eylül 2023'te yaşadığı gibi soykırım Armenosid devam ediyor. Bu nedenle yerli halkların ve ulusların parlamentolarının ve hükümetlerinin uluslararası topluluğa entegre olması artık çok daha önemlidir. Benzer şekilde hiçbir şey yerli halkların, ulusların, parlamentolarının ve hükümetlerinin kendi kültürlerini, dillerini, geleneklerini ve bilgilerini paylaşarak insanlığın ortak mirasını zenginleştirmesinden daha önemli olamaz. Sonuçta en önemli şey yerli halkların ve ulusların onların parlamentolarının ve hükümetlerinin diğer halkların ana vatanlarıyla yeniden bağlantı kurmasını ve böylece insanlıkla bağlarını yeniden keşfetmelerini desteklemesidir. Bu nedenle yerli halkların hakları bildirgesi uyarınca Batı Ermenistan Ermenilerinin parlamentosu diğer yerli halklarla işbirliği içinde Orta Asya ve Transkafkasya bölgelerindeki insan hakları konseyinde bu ülkelerin ve evrensel hakların korunması çağrısında bulunmaktadır. Teşekkür ederim sayın başkan. Siyasi yorumcu Derenik Malhasya'nın kendi Facebook paylaşımı şöyle Azerbaycan sürekli olarak Doğu Ermenistan'ın metal madenlerini hedef alıyor ve onları felce uğratmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bugün Azerbaycan Doğa Koruma Bakanlığına bağlı Kamu Konseyi Başkanı Amin Mamedov Azerbaycan'da çevre sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hem Azerbaycan'dan hem de diğer ülkelerden Doğu Ermenistan'daki metal madenlerinin uzmanların katılımıyla izlenmesini talep ediyor. Daha önce de Amulsar altın madeninin kapatılmasını talep etmişlerdi. Azerbaycan'da sözde çevreci olarak adlandırılan örgütler, ülkelerinin çıkarları yani Doğu Ermenistan'ın yok edilmesi için el birliğiyle mücadele ediyor. Peki Ermeni çevre örgütlerinin çevre sorunları nedeniyle Azerbaycan'ı hedef aldığını, petrol üretiminin durdurulmasını veya metal madenlerinin kapatılmasını talep ettiğini hiç duydunuz mu? Tam tersine Ermeni çevreciler yıllardır Doğu Ermenistan'ın metal madenlerini takip ediyor. Azerbaycan'da ise birçok durumda Ermeni çevrecilerin hazırladığı raporlar Doğu Ermenistan'ın madencilik endüstrisine karşı kullanılıyor. Huseynik, Batı Ermenistan'ın Harbert vilayetinde bulunan bir Ermeni köyüydü. Harbert şehrinin yakınında konuşlanmış ve bazen şehrin bir mahallesi olarak kabul ediliyordu köy büyük Ermeni nüfusuyla biliniyordu ve Harbert vilayetinin Harbert şehrinden sonra ikinci en büyük yerleşim yeriydi. Güvenlik açısından önemli rol oynayan köy ile Harbert kalesi arasındaki yer altı geçidi özellikle önemliydi. Hüseyin II'nin hikayesi 1895'te köy ve kiliselerin yıkılıp yağmalanmasıyla trajik bir hal aldı. Birçok Ermeni zorla Müslüman oldu. Daha büyük bir felaket 1915'teki soykırım armenosit sırasında yaşandı. Huseynik'teki Ermeni nüfusu yerinden edildi ve Derzor çölünde 4200 kişi telef oldu. Hayatta kalanlar göç edip farklı ülkelere yerleştiler. Huseynik'in tiyatro hayatı da dikkat çekiciydi. Yerel tiyatronun askeri üniformalı ve tüfekli oyuncuları General Antranik'i konu alan oyunlarda yer alarak köyün kültürel geleneklerini zor şartlarda bile sürdürdü. Prestijli Amerikan gazetesi The Washington Post, COP29'un Bakü'de yapılmasını eleştirerek Birleşmiş Milletler'in Aliyev rejiminin şiddetini görmezden geldiğini kaydetti makale Birleşmiş Milletler'in ev sahibi ülkeleri altyapı ve iklim taahhütlerine göre seçtiğini ancak demokrasi ve insan hakları konularını göz ardı ettiğini vurguluyor. Bu diktatörlükle yönetilen bir ülkede üçüncü kez gerçekleşiyor. Makalede ayrıca 60 Amerikalı milletvekilinin aralarında Ermenilerin de bulunduğu Azerbaycan hapishanelerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunduğu belirtiliyor. Kilikya Katalogosu birinci Aram Hazretleri 17 Ekim Perşembe günü çevrim içi istişare gerçekleştirdi. Patrik Hazretleri Lübnan Ermenilerinin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaparak soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan Lübnanlı Ermenilerin kendi Lübnanlı yurttaşlarına yardım etmenin gerekliliğini anladıklarını kaydetti. Kilikya Katolikosu 1. Aram, Lübnan Ermenilerinin birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplumun sorunlarının ortak çözümü için ortak oturumların sürdürülmesi yönünde teşvikte bulundu. Bakü, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında evleri inşa edilen Stepanagert'in merkezindeki tarihi bölgeyi yıktı. Evler çoğunlukla tek, bazıları iki katlıydı ve yerel beyaz kireç taşından inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarında ekonomik hayatın yeniden canlanması nedeniyle yerleşim, Şuşi'deki düzenli şehir planlaması ilkelerine göre önemli ölçüde yeniden inşa edildi ve geliştirildi. Stepanager şehrinin tarihi bölgesindeki evler, Şuşi'nin tarihi evleriyle bariz bir benzerlik taşıyor. Evlerin çoğu Ermeni sakinler tarafından yapılmıştır. Azerbaycan tarafı Stepanagert'in tarihi merkezini yok ederek şehrin Ermeni geçmişini de siliyor. 2023 yılı sonunda Bakü Devlet Başkanı İlham Aliyev'in konuşmalarından birinde Stepanagert'in geçmişine özel bir atıf yaparak onu doğal olarak çarpıttı. Bakü, Artsak'taki Dikranagert Tarihi ve Kültürel Rezervini Panah döneminden başlayan bir kültür katmanı olarak sunuyor. Millet Meclisi'nde Artsak'ta Ermeni kültürel mirasının yok edilmesi konulu tartışma sırasında anıt uzmanı Armini Ayrabetyan, orada Orta Çağ'dan kalma Bazilika Kilisesi Panah Han'ın hamamı olarak sunuluyor dedi. Toğda'ki Melik Yana ait harabelerinin tarihi ve kültürel rezervi bugün tehlike altında olan geniş bir arkeolojik katmana da sahipti. Dikranagert Arkeoloji Müzesi Doğu Ermenistan'a taşındı ancak Toh Arkeoloji Müzesi'nde orada kalan yaklaşık 90 arkeolojik buluntu vardı. Armine Hayrapetyan'a göre Azok'un doğal tarih rezervinde bir müze oluşturulması planlandı. Hayrabetyan, Azok'taki buluntular keşif gezisinin emrindeydi. Orada Azok'ta ileride açılacak müzede sergilenmesi planlanan buluntularımız vardı. Bu buluntularda Azok köyünde kaldı ve akıbetleri bilinmiyor. Bakü'ye taşındıklarını biliyoruz. Azok sadece Ermeni kültürel katmanı değil evrensel bir katmandır dedi. Anıt uzmanı Armini Ayrabetyan'a göre Artsakh'ın tarihi ve kültürel mirasına ilişkin davaların uluslararası mahkemelere sunulması gerekiyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.